Hepinize merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok yoğun bir gün bizi bekliyor. Esila'nın okuluna gideceğim. Bir mesaj geldi dün telefonuma. Telafi eğitimi yapılacakmış galiba 2 hafta boyunca. O yüzden yani 17'sinde Esila'nın okulu başlayacak. Özel okula gittiği için Esila devlet okulları 31 Ağustos bildiğim kadarıyla, yeni bir değişiklik yok. Özel okullarda 17'sinde açılıyor diye biliyorum ve bunun için de bir mesaj geldi. Kayıt oluşturmamız gerekiyormuş. Erken programa katılacak mı, katılmayacak mı diye. Yani kısacası böyle. Ondan sonra Esile'ye bir sürprizim olacak. Esile'nin odasını yeniliyorum, yatak odasını. Yani o biliyor yatak odasını yenileneceğini. Zaten aylardır ben söylüyorum, siz de biliyorsunuz ama bunun ne zaman olacağını ve nasıl bir takım olacağını bilmiyor. Tamamen ben seçmek istiyorum her şeyini. Sürpriz yapmak istiyorum çünkü Esile'yi götürüp de oda falan seçtirmeyeceğim yani. Az çok zevkini biliyorum zaten. Dediğim gibi bugün yoğun bir gün bizi bekliyor. Tam gün birlikteyiz. Oda takımı bakacağız, evi de yiyeceğiz, aksesuarlara bakacağız, okula gideceğiz falan filan derken şimdi hemen yola koyulalım. Şimdi ablama geldik. Ablamda küçük bir işim var. Ablamı da alacağım. Sonra Esra'nın oda takımını beraber bakmaya gideceğiz. Vanilya. Vanilyayı tıraş ettirmişler. Gel bakayım. Aa, sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. Yakışıklı tüylü olmuş. Oo, bayağı iyi olmuşsun be. Vanil. Canım. Canım nasıl sevdiriyor kendini. Adama, yaraları vardı. Adama dönmüş sıkıntı, adama. Yaraları geçmiş. Adama dönmüş. Canım. Bak nasıl da sevdiriyor kendini. Kerim. Tatlı kuzum benim. Bak, kuyruğun ay, beni tanıyor da ondan. Değil mi? Şekil yapmışlar kuyruğuna. Çok çok hoş olmuş. Bu sıcaklarda en iyisi olmuş. Selam. Kuzu hoş geldin. Merhaba. Merhaba tatlım. Merhaba. Sen, sana bir işim düştü. Ne oldu? Çıktıdan bana bir evrak çıkartabilir misin? Çıkartayım. Hadi gel gidelim odana. Abla bizim Almira'nın odasında bir 2 dakika işimiz var. Tamam peki. Hemen buyurun. İniyorum. Bir 2 dakika yani. Tamam, sıkıntı yok. Hadi bakalım. Aç değilim ben. Tatlı. Bilmiyorum, bakarız belki bir tane. Şimdi Almiracığım benim şey arızalandı. Arızalanmadı pardon, kartuşu bitti. Önemli bir evrak çıkartmam bana lazım. Bana e-mailden at onu istersen. E-mailden atayım. Ondan sonra da bu işi halledelim. Sonra da hemen buradan çıkacağız. Ay çok yoruldum be. Dur. Dur şöyle kapatarsak Almira'nın odasını size göstereyim. Her yerin odası çok güzel. Esen'inkine benziyor. Zaten Esen'inkini de buna bakarak ben yaptırmıştım. Göstereyim kız. Sonra derler ki bize Almira'nın odasını da şöyle bir gözücüyle de göstermedi. Tamamdır. Atıyorum ben şimdi sana maili. Kapatayım videoyu. Ay bu kitaplar ne kadar güzel böyle Almira. Evet, çok güzel. Kafalar da var. Her yerde var. Güzel. Şeyleri, ciltleri çok güzel duruyor da. Eminim şeydi çok güzel. Oradaki Almira tam bir kitap kurdu. Evet. Okuduğun kitaplar nerede? Bunları okudum. Çoğunu okudum. Buradakilerin hepsini okudum zaten ben. Hayır, senin bir kitaplığın vardı. Aa şunlar. Orası. Yok yok, daha büyük bir kitaplığın var senin. Yukarıda da kitaplar var. Ben hepsini böyle dağıttım. Ha anladım. Ay süpersin ya. Yani kitap okuma alışkanlığına gerçekten takdir ediyorum Almiracığım. İki sayfayı o zaman şey yapıyorum. Çıkartalım. İki sayfayı da çıkartalım evet. Şimdi ablamdan çıktık. Geldik Esin'in odasını. Meltem bebek ve genç odası takımları satan bir mağaza var orada. Zaten bizim gelin tavsiye etti. Ben ilk olarak buraya geldim. Başka da bir yere gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum. Çünkü buradan çok beğendiğim bir takım var. Şöyle dışarıdan size göstereceğim. Ablam da yanımda bana fikir verecek. Beraber karar vereceğiz. İçeride de diğer takımları da size göstereceğim zaten. Burada hem genç odası hem de bebek odaları var. Girelim. Mesela şu pufu ben sana bahsetmiştim ya, evet, hani çok tatlı ama işte odada buna yer kalacak mı bilmiyorum. Bunun bir küçük boyunu yaparlarsa daha iyi olur. Mesela yatağın böyle ucuna da koyarsan ama yani bunun biraz uçta daha yer kalmıyor. Tamam mı? Esra'nın odasını hayal et. Evet. Tamam. Yatak odasına benim biliyorsun kapıdan girdin. Dolabın olduğu bölümü düşün. Evet. Hani böyle karşılıktan cam var ya. Ben onun o camın önüne böyle yani balkon tarafı düşün. Boylu boyunca yatak. Tamam. Başlık. Başlık. Bu başlığı, bu takımı çok sevdim. Tamam, çok güzel. Ben, bu şeyler olacak. Çerçeve olmayacak. Evet. Çerçeve olmasın. Olacak. Niye gerek yok?
Sadece şu başlık. Şu başlık, anladım. Oraya ben ışık falan dolayacağım. İşte üstüne tablo böyle falan. Böyle genç kızlar için. Aynen. Daha modern olacak. Bir iki tane tablo koyacağım. Dört kapılı düşünmüyorum çünkü Esila bu dolabın yanına şöyle bir şey istemişti benden. Hani bu dolabın yanında değil de hep şöyle diyorum. Benim giyinme odamda şey olsun böyle hani serbest salaş askılar olur ya böyle evet, evet. Kulislerde olur genelde. Böyle hemen günlük şeyleri böyle askılayıp asarsın. Tamam. Ortada olur o. Ya öyle bir ek bir şey alacağım yanına ya da dört kapılı yaptıracağım ama çok odayı kapatmak istemiyorum. Yani içine bence bakalım. Bu gerçekten çok bir de şeyi, bunlar MDF olacak kaliteli. Buraya yani fazla kıyafetlerini bizim arka gömme dolaplara koyarım. Tamam, yazlık kışlık değiştirirsin. Aynen. Sezonunda bunu kullanır. İşte yani kışlığını oraya koyarım. Buraya falan katlayalım. Evet. Buraya normal asarım yeterli mi? Dolap çok fazla. Evet tabii arkada gömmeler var. Buraya işte çamaşırlar, çoraplar, pijamalar. Süper bence. Onu da alacaksın küçüğünü. Burada da raflar da yeterli gelir. Tamam. Buradan... Şimdi şöyle dönelim. Mesela bu tarz birkaç çerçeve. Evet o da güzelmiş. Bu. Bu. Aha çekmeceli o. Buraya tamam. Yine işte ıvır zıvır bir şeyleri var. Onları koyar. Bir de şeyli. Stoplu bak. Evet kendi gidiyor kapalı. Çarpmıyor. Stoplu olması çok güzel. Bu. Bir böyle. De masa var. Bir de şu masa çok güzel. Masayı masa çok beğendim. Çok iyi. Bu sandalyede ona gri göre de fon perde gri yapacağım. Tamam. Yani bu. Hı-hı. Bu masa büyük. Oldukça bayağı kullanışlı büyük. Bir masa. Ama bunu istemiyorum. Bunun üstüne ben böyle normal kare bir ayna falan daha sonra şu anda değil. Anladım. Böyle. Çok güzel. Yani şu tam sevdiğim yani çizgiler. Yani dolap. Beyaz, düz. Şu olayı çok sevdim. Çok aksesuarlarını güzel. Böyle koyar. Üstüne de ayna koydun mu? Işıklı bir ayna Işıklı galiba. Işıklı kulis aynası. Çok güzel olur. Harika olur. Daha da değişir havası. Bu sandalyenin grisi. Ya da başka bir model Tek bakacağım. Tek model mi var? Yok var modeller. Ben şimdi diğer takımları da göstereceğim ablama. Çok güzel beşikler var. Bakar mısın abla? Burası aynı zamanda bebek odaları zaten satıyor. Gel bakalım. Şimdi şöyle bir masa var. Tamam mı? Hı-hı. Yani bu da bir takım. Bu da bir takım. Bu da değişik bir takım. Bu da değişik bir takım. Şöyle bir çalışma masası ya da makyaj masası diyebilir. Çalışma masası tam daha çalışma çok. Tam çalışma masası aslında. Evet. Tek makyaja benzemiyor. Çalışma şu tam, masası. Aslında ben bu dolabı da sevdim ama öbürü daha düz, daha... Hı-hı. Ya Esin'e böyle çok cicili bicili şeylerden pek hoşlanmıyor. Ama zaten artık o genç kız. Evet. Küçük değil yani Sulacığım. Böyle cibinlikli. Bu da böyle bir oda. Bunun başlığını falan böyle. O daha düz başlıklardan hoşlanıyor. Şunu çok sevdim. Odada yer olsa böyle bir şey kesinlikle alırdım. Ama odamızda yer yok. Şunu da çok bu sevdim. Bu da çok güzelmiş ama. Kitap okumak için falan. 1500 lira falandı bunun fiyatı. Aynen çok hoşmuş. Ama işte odada buna yer kalmıyor. Sallanıyor musun? Evet. Sizinki gibi. Ay ne güzel. Ayağını da uzat. Rahat mı? Güzel mi? İyi beşik gibi. Şimdi şurada bir tane beyaz takım var ona bakalım. Gri bu böyle mi? Yok. Öyle o çift katlı yatak falan düşünmüyorum. Gel böyle bu zaten erkek için. Ben böyle bu ya gerçi hani kızlar da kullanabilir de daha soft renkler istiyorum ben. Bu tarz şeyleri de çok seviyorum ben aslında ama çok büyük. Bizim odamız bu kadar değil. Şöyle de bir takım var. Şöyle göstereyim ben size. Aynısı falan böyle. Şifon yeri bu şekilde. Hepsi çok sağlam tabii ki takımlarım. Ben şu tül olaylarını çok seviyorum ama Esle sanırım o tarz şeylerden hoşlanmıyor. Yatağın ucuna böyle bir şey koymayı isterim ama bizim öyle bir yerimiz yok. Şu dolap da çok güzel aslında ama düz kesim almayı düşünüyorum. Yani bu takım da böyle bir takım. Thank you.
bakayım bu tarafta başka ne var. Geliyorum. Geliyorum. Burası da böyle bir takım. Bu takım da çok güzel de bunlar böyle erkekler için var ya gerçekten bombastik takımlar. Çok güzel. Çok şık değil mi? Beğendim. Halılarıyla falan ya. Şimdi biz alacağımız takıma karar verdik. Hepsini de gezdik, tek tek de inceledik, baktık. Ablamla yorumlar da yaptık, makaralar da yaptık, fotoğraflar da çekindik. Instagram hesabımı ekranda görüyorsunuz. Instagram'dan o güzel fotoğraflara da ulaşabilirsiniz tabii ki de. Şimdi aşağı iniyoruz, alacağımız takıma karar verdik ama bunu size söyleyecek miyim? Tabii ki de söylemeyeceğim. Bir dahaki videoda eve geldiğinde kurulum aşamasında göreceksiniz. Sürpriz olsun. Daha sonra detaylı bir oda turu Esra sizin için zaten yapacaktır. İniyoruz anlaşma yapmaya. Şimdi size biraz son durum değerlendirmesi yapayım. En son mobilyacıdaydık biliyorsunuz. Mobilyacıdan çıktık. Biraz orada oyalandık bir yarım saat kadar. İşte fabrikaya bakıldı falan filan. Hani şöyle oluyormuş. Meltem Genç ve Bebek Odası mağazaları zaten bir zincir firma. Yani öyle tek bir mağaza değil. Yani tek bir atölyeleri de yok. Bir fabrikaları var ve oldukça nasıl diyeyim size köklü bir firma yani. Ürünü satın aldık fakat şöyle bir sürpriz var. Ürün en geç 2 ay içinde teslim olacağı söylendi. Bu şey gibi hani böyle son zamanlarda sıfır arabalar tükendi piyasada fabrikalar üretim yapamıyor falan ya. Onun gibi bir şey oldu. Yani fabrikada bir sıraya girmiş ürünü satın alanlar. Bize sıra ne zaman gelirse artık ama en geç 2 ay içinde geleceği söylendi. Ama ben 1 ay içinde ya da 3 hafta içinde geleceğini düşünüyorum açıkçası. Dört gözle satın aldığım yatak odası takımının gelmesini bekliyorum. Yatak odası, ya bu videoyu tabi izlemiş olacaksınız. Oradan çıktık. O takım geldiğinde de bir vlog hazırlayacağım. Aksesuar alışverişinde falan. Aslında bugün gidecektim. Ben takımın haftaya geleceğini falan düşünüyordum ama yanılmışım. Oradan çıktık okula gittik. Esra'nın okulu dediğim gibi 17'sinde başlıyor. Bir şey telafi eğitimi yapılacak. Sabah 9'da gidecekmiş. 17'sinde öğlen 12'de çıkacakmış yani 3 saatlik her gün bir telafi eğitim ve 31 Ağustos'ta Destan'ın okulu açılıyor. Şu anda bir değişiklik yokmuş yani yönetmelikte. Okullar açılacakmış tabii ki bilemem. Bir iki hafta içinde bir karar değişikliği olur mu? Okullar açılır mı kapanır mı ben onu bilmiyorum tabii ki de. Ama bizim son durum Esra 17'sinde okula başlıyor. Bu kadar. Şimdi eve geldim hemen bilgisayarın başına oturdum. Bir video yayınlayacağım çünkü onun ayarlarını yapıyorum. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. Dönerim size. Videom bu kadardı. Bu bir oda takımı seçme videosuydu zaten. Bu vlog bu kadardı. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.